Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bilim, Sanayi, Teknoloji ve Üniversite Politikaları Başdanışmanı Sayın Profesör Doktor Davut Kavranoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Kardeşlerim, saygıdeğer hocalarım, bakınız ilim adamı ilim namusundan, fikir namusundan bedeli ne olursa olsun taviz vermeyen insandır. Çok açık ne söylüyor? Ben bir siyasetçiyim. Eğer biz bile kalkıp da ilme ters bir şeyi istiyorsak, ilim adamının şunu söylemesi en önemli görevidir. Öyle değil, böyledir demesi lazım. Nasıl? El pençe divan durup ferman buyurdunuz efendim dememesi gerekir. Şu anda biz dünyada bunu yaşıyoruz. Ülkemizde de bunlar yaşandı. İşte bunların aşılması lazım. Bunları aştığımız zaman üniversiteler güçlüdür. Bunları aşamazsak üniversitelerimiz gariptir, fakirdir, fukara. Türkiye'nin yüz akı çok değerli bilim insanlarımız dünyanın çeşitli yerlerinden bu toplantıya katılmak için aramıza gelip bizlere katıldınız. Sözlerime başlarken Türkiye'den ve yurt dışından Türkiye'ye nasıl daha çok faydalı oluruz bilinciyle aramıza katılan, buralara kadar gelen tüm bilim insanı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlar, değerli bilim insanları. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbi, muhabbet ve selamlarını sizlere ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Ayrıca benim de büyük bir onurla mensup olduğum ve 4 yıl önce bakan yardımcılığını yapmış olduğum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, TÜBİTAK'a, başkan ve çalışanlarına bu toplantıyı düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum ve bizleri bir araya getirip Türkiye'nin geleceğine nasıl katkıda bulunuruz konusunda fikir alışverişi yapma imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. 4 yıl önce, aslında 3 yıl önce 2012'de biz düzenlemiştik hep birlikte bunu. O zaman ben Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısıydım. Birçoğunuzla o vesileyle tanışmıştık. Ve ondan sonraki toplantılara da katıldık. Bugün 3. toplantımız, 1 yıl ara vermiştik. Değerli bilim insanları, değerli dostlar. Bilim insanların arasında her türlü kültürel ve ırka dayalı farklılıkların üstünde yer alan, insanları bir araya getiren ortak bir dil ve kültür olma özelliğine sahip bir konu. 1+2 her kültürde, her ırkta, her yerde 3 ediyor. 1 oksijen ve 2 hidrojen bir araya geldiğinde bütün kültürler ve bütün ülkeler için size bir su molekülü oluşturuyor. Bilim bütün evrenin ve bütün kültürlerin ortak varlığı, ortak mirası ve ortak lisanıdır. İnsanlığın barış, refah ve mutluluğuna hizmet etmek için en önemli araçlardan birisidir. Bilim insanları da bu kutlu mesajı nesilden nesile ve bütün insanlığa yayan elçilerdir. Bu salonda bulunan sizler, Türkiye'nin bilim elçileri olarak insanlığa çok değerli katkılarda bulunan ve ülkemiz için gurur kaynağı olan bir konumdasınız. Değerli dostlar, geçtiğimiz hafta bizler Türkiye'nin bilim insanları ve Türk halkı olarak hep birlikte büyük bir onuru ilk defa yaşadık. Profesör Doktor Aziz Sancar, Nobel ödülü alan ilk bilim insanımız olarak tarihe geçti. Bu onuru Aziz hocamıza İsveç'te ve Türkiye'de eşlik ederek yaşamak bizim için unutulmaz bir iftihar vesilesi oldu. Profesör Doktor Aziz Sancar hocamızı ülkemiz ve milletimiz adına bilime yaptığı çok önemli katkıdan dolayı burada bir kere daha candan tebrik ediyor ve milletimize yaşattığı sevinç ve gurur için kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın davetini kabul edip
Nobel ödülünü aldıktan sonra derhal öz vatanına gelen ve milletimiz ile sevincini paylaşan Profesör Doktor Aziz Sancar'a bu duyarlı davranışı için ve hassasiyeti için ayrıca teşekkür ediyorum. Aziz hocamız hem bilimsel çalışmaları ve üslubu hem de son derece mütevazi kişiliğiyle bizim bilim insanlarına ve bütün insanlığa güzel bir örnek oluşturuyor. Ayrıca bir Türk vatandaşı olarak içinden çıktığı öz vatanına ve milletine sevgisi, saygısı ve tükenmeyen bağlılığı ile çok mümtaz ve örnek alınması gereken bir tavır sergiliyor. Ziyareti sırasında hocamız verdiği mesajlarla ülkemize yeni bir şevk ve umut ışığı yaydı. Gençlerimize bilimle uğraşmanın nasıl güzel bir şey olduğunu, mükemmel bir numunesi oldu. Bizler de yapabiliriz, inanç ve özgüvenini hepimize verdi. Sağ olsun, var olsun hocamız. Aziz hocamız, Nobel ödülü aldığı çalışma dışında yine çok önemli başka çalışmalara da imza atmış bir bilim adamımız olarak önümüzdeki yıllarda ikinci bir Nobel alırsa şaşırmamamız gerektiğini aynı sahayı çok iyi bilen bilim insanları bizlere izah ettiler. Tayfun hocamız başta bana onu izah etti. Bu çalışmaları hakkında Nobel ödül töreni sunumunda da detaylı bilgi verdi hocamız. Dolayısıyla bir sonraki Nobel ödül çalışmalarına 1-0 önde başlıyor. Çünkü neden ikinci Nobel ödülü verilmesi gerektiğini hocamız orada çok güzel anlattı ve bize dinledik. Geçtiğimiz hafta yine Amerika'dan çok değerli bir bilim adamımızı Türkiye'de misafir ettik. Yale Üniversitesi'nden genetik konusunda yaptığı çalışmalarla parlayan bir yıldız olan beyin cerrahı Profesör Doktor Murat Günel'i Cumhurbaşkanlığı olarak misafir ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisini kabul edip hem yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldılar ve hem de bundan sonra Türkiye'nin bilimde yapacağı yeni hamlelerde nasıl bizlere destek sağlayacaklarını ve bizim Türkiye olarak bulundukları yerlerde onlara ve sizlere nasıl destek sağlayacağımız konusunda çok değerli fikir alışverişleri yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere tam destek olunma mekanizmaları oluşturulması için talimat verdiler. Hem Aziz hocamız ve hem de Murat hocamız Türkiye'de bilimin gelişmesine Cumhurbaşkanımızın verdiği destekten çok memnun olduklarını belirttiler ve hem de Türkiye'nin bilimde ilerlemesi için bütün güçleriyle bizlere destek olacaklarını belirttiler. Değerli dostlar, bu noktada elbette bir şeye dikkat çekmeden duramıyoruz. Aziz hocamız İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olana kadar Türkiye'de eğitim gördü. Fakat sonrasında devletimizin de desteğiyle bilimsel araştırmalarına yürütmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve Nobel ödülünü orada 40 yıldır sürdürdüğü çalışmalar sonucunda aldı. Acaba aynı Aziz hocamız Amerika'ya gitmese, Türkiye'de devam etse, böyle bir sonuca ulaşabilir miydi? Maalesef cevabı hepimiz biliyoruz. Belki yine başarılı bir araştırmacı olurdu ama Nobel sonucuna çok muhtemeldir ki ulaşamazdı. Çünkü Türkiye'de bizim yaşadığımız bilim, teknoloji, üniversite iklimi bilime, bilimde mükemmelliğe öncelik veren bir iklim değil. Ne demek istediğimi birazcık açmak ve sorunun ne olduğuna dair kanaatlerimi belirtip çözüm önerilerimi kısaca ortaya koymak isterim. Değerli dostlar, bugünün dünyasında bilim artık sadece bilim insanlarını ve üniversiteleri ilgilendiren bir mesele olmanın çok ötesine geçmiş durumdadır. Bilim adamları ve yaptığı çalışmalar, topluma ışık tutan, ülkelerin ekonomik gelişmeleri üzerinde belirleyici rol oynayan esas unsurlar haline gelmiştir. Dünyada aralarına katılmayı öncelikle hedef aldığımız gelişmiş, kalkınmış ülkelerin ortak özelliği bilgi ekonomisine geçmiş olmaları, yani bilime, teknolojiye, bilgiye dayalı bir ekonomiye sahip olmaları ve bilgi toplumu olmalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bilhassa 2002'den sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği altında çok önemli başarılar elde ettik ve ülkemiz hızla kalkındı, gelişti. Elde edilen bu başarı bizlere bir özgüven verdi. Ve Türkiye olarak biz çok daha büyük başarılara imza atmayı hedef olarak belirledik. Ve bu hedefleri 2023 vizyonu adı altında isimlendirdik. 2023 yılında Türkiye 2 trilyon dolar
gayri safi milli hasılaya ulaşacak. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak. 500 milyar dolar ihracat yapacak. Kişi başına milli gelir 25 bin doları bulacak. Araştırma gelişimine ayrılan pay biraz önce Arif hocamızın belirttiği gibi şimdiki %1'den o zaman %3'e ulaşacak. Yani şimdiki 8 milyar dolara yaklaşık bir tutardan 2023'te yılda 60 milyar dolar araştırma geliştirmeye kaynak ayıran bir ülke haline gelmeyi hedefliyoruz. Bu salonda bulunan bizler Türkiye'nin gelişmiş, kalkınmış bir ülke olmasına giden yolun bilimden, teknolojiden, bilgiden, inovasyondan geçtiğine, yani kısaca bilgi ekonomisine geçişiyle mümkün olduğuna inanan insanlarız. Hiçbirimiz 500 milyar dolarlık ihracat hedefine bugün ihraç ettiğimiz ürünlerden daha fazla satarak varacağımızı düşünmüyoruz. Yeni bir şeyler yapmamız lazım. Peki problemler nelerdir? Ben tabii bugün burada var olan halimizin güzellemesi hakkında konuşmak için değil, siz bilim adamı dostlarımızla birlikte problemlerimizi Cumhurbaşkanlığı Bilim Başdanışmanı olarak nasıl gördüğümüzü ve hangi yönde çözümler aradığımızı sizlerle paylaşmak için buradayım. Daha sonra sizlerle ne beklendiğimi de sizlere ayrıca anlatacağım. Burada bu problemlere kısaca değinmek isterim. Acaba araştırma geliştirme için biz yeteri kadar para mı ayırmıyoruz? Dünden beri kurultay sırasında gerçekleşen birçok sunumda ve bugün Arif hocamız da belirtti, biz yeterinden fazla para ayırıyoruz. Bizim problemimiz yeteri kadar para ödeyecek değerli proje bulamamak. Bizim Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın her yıl 550 tane projeye destek verme misyonu vardır. Her yıl 550 projeye 100'er bin lira bağış yapmak için çalışırdık. Yıllarca biz 550 proje bulamadık. Ama bu sene zorlayarak 550'yi tamamladığımızı hatırlıyorum. Dolayısıyla 2002'de gayri safi milli hasılanın %0,45'ini ayırırken bugün 1 milyar yaklaşık yani yaklaşık 1 milyar dolar ayırırken bugün 8 milyar dolara çıkarttık bu parayı. Son 13 yılda Ar-Ge'ye ayırdığımız para 8 katına çıktı. Peki biz araştırma geliştirmeye 8 milyar dolar değil de 80 milyar dolar ayırmış olsak, yani gayri safi milli hasılanın %10'unu ayırsak, acaba bir şey değişir miydi? Hiçbir şey değişmezdi, sadece yaptığımız israf artardı. Demek ki bizim problemimiz para problemi, kaynak problemi değil. Acaba toplum olarak biz bilime, teknolojiye mi inanmıyoruz? Bu da doğru değil, çünkü biz toplum olarak gerçekten bilimin önemini kavradık. Herkesin dilinde var, bütün siyasetçilerin, üniversitenin herkesin dilinde var ki biz geleceğimizin, güçlü olmamızın bilimden, teknolojiden geçtiğine inanıyoruz. En azından öyle söylüyoruz. Peki problem nedir? Bizim problemimiz sistem problemi. Para problemi değil, sistem problemi. Yani güzel ülkemizin eski Türkiye'den devraldığı bilim, teknoloji, üniversite, girişimci, sanayileşme, yatırım politikalarını değiştirmemiz ve yeni Türkiye hedefleriyle uyumlu şekilde yeniden oluşturmamız gerekiyor. Burada ben küçük adımlardan, yeni teşvik paketleri açıklamaktan değil, bakışımızı kökünden değiştirmekten, yani paradigma değişikliğinden bahsediyorum. Biz bu paradigma değişikliklerini turizmde, sağlıkta, ulaştırmada yaptık ve hepinizin bildiği gibi bu konularda Türkiye gerçekten son yıllarda çok büyük ilerlemeler kaydetti. İşte şimdi sıra bilim ve teknolojide benzeri paradigma değişikliklerini yapmakta. Eski Türkiye'ye o günün şartları için biçilmiş olan elbise yeni Türkiye'ye dar geliyor. Türkiye'nin acilen yeni bir elbiseye ihtiyacı var. Bu dönüşümü geciktirdiğimiz her gün bizi 2023 hedeflerinden uzaklaştırma tehlikesinde beraberinde getiriyor. Son zamanlarda yaşadığımız bazı sıkıntıların da temelinde bu sistemsel olarak sistemik tıkanma var. Kısacası biz eski Türkiye'nin sistemini değiştirmedikçe araştırma geliştirmeye ne kadar kaynak ayırırsak ayıralım, Türkiye'de çok fazla bir şey değişmeyecek. İhracatımız 500 milyar dolara ulaşmayacak ve Türkiye 2 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya ulaşamayacak. Bu bizim ne kadar dünyanın etrafında seyahat ettiğimize bağlı değil. Burada evimizde kendi ev ödemizi ne kadar iyi yaptığımız ve sistemimizde gerekli revizyonu yapıp yapmadığımızla alakalı bir şey.
Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız sistem değişikliğinin altını ısrarla çiziyor. Eski sistemi onun oluşturduğu kemikleşmiş bürokratik düzen Türkiye'nin hamle yapmasına mani oluyor ve önünü tıkıyor. Kısacası Türkiye 30-40-50 yıl önce o zamanın şartlar için belki de çok doğru olarak oluşturulmuş olan sistemle ileriye gidemiyor. O elbise Türkiye'nin yeni ihtiyaçlarını karşılamıyor. Daha özel olarak neyi eksik yapıyoruz derseniz dar genel elbiseler nedir kısaca söyleyeyim. İlk olarak 1980 darbe yönetiminden devraldığımız yüksek öğretim sistemiyle Türkiye'de bilgi ekonomisine geçmemiz mümkün değildir. Bu düzen ile bilim yapılamaz, bilgi üretilemez. 1980'den beri bütün siyasi partiler YÖK'ten şikayetçi oldu. YÖK'ü kaldıracaklarına ve yeni güzel bir sisteme geçeceğine söz verdiler. Çok haklılar. Yüksek öğretim sistemini değiştirmek ihtiyacı her şeyin başında geliyor. Artık gelişmiş dünyada üniversiteler sadece hocaları ve öğrencileri ilgilendiren bir konu olarak görülmüyor. Üniversiteler bulundukları ülkeleri stratejik, ekonomik ve sosyal olarak sürükleyecek bir role sahiptirler. Yani üniversiteler liseden sonra gidilen bir sonraki okul, yani yüksek lise konumunda değillerdir. Oralardaki öğrenciler de bu bilgiyi, hikmeti talep eden talebelerdir. Çok iyi çalışan ve dünyada önde gelen üniversitelere sahip olmayan bir ülkenin dünyada ekonomik olarak güçlü olması, siyasi olarak güçlü olması, asker olarak güçlü olması mümkün değildir. Dolayısıyla bugünün dünyasında ne kadar bilim, ne kadar teknoloji, o kadar siyasi güç, o kadar ekonomik güç ve o kadar askeri güç demektir. Burada geri olduğunuz takdirde ne kadar kahraman olursanız olun, maalesef ordunuz da sizin arzu ettiğiniz güce sahip olamıyor. Bizim bir an önce 1980'lerde ideolojik amaçla kurulan üniversite sisteminden evresel standartlara dayalı ve ideolojik amaçla tasarlanmamış bir yüksek öğrenim sistemine geçmemize ihtiyaç var. Bu sistemdeki problemler pansumanlarla, kısmi değişikliklerle düzeltilebilecek problemler değildir. Türkiye'nin yaşadığı tecrübeleri dikkate alan, 2023 ve ötesine Türkiye'yi taşıyacak yeni bir evrensel yüksek öğretim sistemine acil ihtiyacımız vardır. İkinci olarak, devletimizin bilim-teknoloji politikaları oluşturan bir siyasi mekanizması yok. Yılda iki kere toplanan bilim-teknoloji yüksek kurulu düzeyinde toplanarak ve bir de bürokrasi tarafından oluşturulan metinleri onaylayarak maalesef bilim politikası oluşturulamaz. Esas da bu konu bürokrasiye bırakılmış ve bu durum uzun yıllardan beri değişmeyen bir devlet geleneğimiz olarak devam etmektedir. Oysa bilim teknoloji politikalarının belirlenmesi ve siyasetin asli ve devredilemez bir vazifesi olan bu konu hiçbir şekilde bürokrasiye bırakılmaması gerekir. Tabii ki sadece bilim teknoloji politikaları değil, her konuda politika belirlemek siyasetin asli ve belki de tek politikasıdır. Bunun yanında biraz önce Arif Hocam TÜBİTAK'ta TÜBİTAK'ın revizyonu çalışmalarını yaptığını söylediler. Bu da yanlış bir şey. Herhangi bir kurumun kendisini nasıl revize edeceğine kendisini karar vermemesi lazım. Herhangi bir hasta nasıl kendisini ameliyat edemez? Kendi dalağı hasta olduğu zaman bir cerrah kendisini ameliyat edip dalağını tamir edemez. TÜBİTAK'ın da nasıl olacağına TÜBİTAK'ın değil siyasi iradenin karar vermesi lazım. Bu bir prensip meselesi. Ve şahıs olarak size güveniyorum ama yaklaşım yanlış. Daha önce sizinle çalıştığımız gibi hocam. Ayrıca devletimiz tekstilde, turizmde, inşaat sektöründe, gıda üretiminde üretici konumundan çekildi ve artık bu sektörde oyuncu değil, sadece politika belirliyor, denetliyor, iş veriyor. Ama iş bilime teknolojiye gelince devlet hala bu konularda açık ara en güçlü üretici konumda. TÜBİTAK enstitüleri, Aselsan, TAİ, Havelsan, Belbin, BİMTAŞ gibi birçok kamu şirketleri devletin teknoloji ihtiyaçlarını karşılayan konumdalar. Devlet kolayca ve fiyatı da sorun etmeden teknolojik ihtiyaçlarını bu kamu şirketlerinden temin etme yoluna gidiyor. Genç girişimcilere ve özel sektöre ise yutkunmak ve sabır düşüyor. Şikayet bile etmeye çekiniyorlar çünkü ARGE projesine artık destek de almaları mümkün olmaz diye korkuyorlar. Bunun çeşitli örnekleri geçmişte yaşanmıştır. Burada bahsettiğimiz problem bu kurumların halihazırdaki veya geçmişteki yöneticileri değil, çalışanlarından da ileri gelmiyor, yöneticilerinden ileri gelmiyor. Buradaki problem bir sistem problemi. Sistem bozuk olunca sistemin başında kim olursa olsun göstereceği başarı sınırlıdır.
Kısacası devletin, kamunun oyuncu olduğu, girişimciler ve özel sektörle rol paylaştığı bir sektörde girişimci ve özel sektörün hiçbir kalkınma ve gelişme şansı olmaz. Bir kişinin hem kuralları koyan, hem hakemlik yapan, hem de oyuncu konumunda olması ne kadar mantıklıdır? Gerçi biz bunu çocukken mahalle maçlarında yapardık ama hakem hep kendi takımını tutardı. Köylü çocuğu olarak bilirim ki ulu ağaçların altında, gölgesinde fidan da bitmez, ot da bitmez. Tekstilde neden Sümerbank ile değil de özel sektörle devam ettik? Sümerbank ile devam etseydik bugün tekstil, hazır giyim, ayakkabı sektöründe bulunduğumuz konumu Sümerbank'ı destekleyerek varabilir miydik? Değerli dostlar, değerli bilim insanları. Formül basit. Devlet kuralları koyacak, adil hakem olacak, ön açacak, denetleyecek. Ama oyuncu olmayacak. Devletin oyuncu olduğu, girişimcilere rakip olduğu yerde ilerleme olmaz. Öyle bir iklim oluşturmamız gerekiyor ki, parası olan, fikri olan koşarak güven içinde Türkiye'ye gelecek ve burada iş yapacak. Akıllı insanlar gelip vatandaşımız olmak için sıraya girecektir. Amerika'yı güçlü yapan da bunu gerçekleştirebilmesi ve dünyanın her tarafından değerli insanları, parası olanı Amerika'ya yatırım yapmak için çekebilmesidir. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Yeni Türkiye'nin bilim, teknoloji, sanayi, kalkınma ve üniversite politikaları konusunda yeni bir modele ihtiyacı var. Peki bu model nasıl olmalıdır? Bu model nevzuhur, bizim icat ettiğimiz bir model olmamalıdır. Burada takip etmemiz gereken metodoloji açıktır. Aralarına katılmak istediğimiz dünyanın en gelişmiş ülkelerinde nasıl bir bilim, teknoloji, üniversite ekosistemi var? Bu tecrübelerden neler öğrenebiliriz? Öncelikli olarak bunları incelememiz gerekiyor. Sonra Türkiye'de hali hazırdaki sistemde nelerin aksadığını tespit etmemiz gerekir ve bu bulguların ve tecrübenin ışığında Türkiye'nin bilgi ekonomisine geçiş için yapılması gereken sistemik değişiklikleri tespit etmemiz gerekir. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Üniversite Politikaları Baş Danışmanlığı olarak bu çalışmaları yürütmek misyonuna sahibiz. Bu çerçevede yukarıda açıkladığımız yaklaşım ile çalışıyoruz. Yaptığımız tespitleri kısaca paylaşmak isterim. İlk olarak aralarına katılmak istediğimiz gelişmiş ülkelerde bilim, teknoloji, sanayi ve üniversite politikaları bürokratik kurumlarca değil, en üst seviyede siyasi organlar tarafından belirlenmekte ve uygulanması denetlenmektedir. Devletin bütün kurumları ve ülkedeki ekonomik oyuncular bu politikalar ile uyumlu bir şekilde hedef belirlemekte ve çalışmaktadırlar. Bizde ise eski Türkiye'nin böyle bir mekanizması yoktu. Yeni kurulan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı elindeki kısıtlı yetkilerle, ben 4 yıl bakan yardımcılığı yaptım, Sayın Bakanımız da bilir, biz her ne kadar Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı olsak da TÜBİTAK ve TÜBA'dan sorumlu bir bakanlık konumuna mevzuat açısından sıkıştırılmış durumdayız. Sayın Bakanımız bunu aşmaya çalışıyor. Kısacası eski Türkiye'nin iş yapma şekli bizim hedeflerimizle uyumlu değil. İkinci olarak kalkınmış ülkelerde devlet ekonomide özel sektörden rol çalan bir konumda değil. Aksine sipariş vererek öncelikli gördüğü sektörlerin gelişmesine ve güçlü teknoloji şirketlerinin oluşmasına destek vermektedir. Bizde ise maalesef kamuya ait şirket ve enstitüler devletin yüksek teknoloji ihtiyacını karşılama konusunda hakim konumlarına devam ettirmektedirler. Kısacası devlet ve kamu ekonomide oyuncu olmayacak, kural koyucu, adil hakem ve denetleyici konumda olacak. Üniversite sistemini yenileyeceğiz, dünyanın en iyi bilim adamı ve öğrencilerini çekecek bir hale getireceğiz. Devlet, bilim, teknoloji, sanayi ve üniversite politikaları oluşturmasını siyasi olarak en üst düzeye çekecek ve bürokrasiyi politika belirlemekten uzaklaştıracak. Bürokrasi sadece ve sadece belirlenen politikaların uygulaması ile meşgul olacak. Değerli dostlar, Türkiye'nin öncelikli hedef olarak bazı ürünleri geliştirmek yerine bu ürünleri ve gelecekte gerekebilecek her türlü ürünle teknolojiyi ortaya çıkartacak bir ekosistemi, iklimi ortaya koymaya ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımız ısrarla altını çizdiği sistem değişikliğini bir an önce yapmamız Türkiye için tek çıkar yoldur. Eski Türkiye'nin, eski en sisteminin şurasını burasını tamir etmekle yeni Türkiye hedeflerine varmamız mümkün görünmüyor. Bu odada bulunan bilim insanlarımız Türkiye'nin yüksek hedeflerine ulaşması için
bizim devletimizin doğal danışmanlarıdır. Bu hedeflere ulaşmakta bizlerin yürüttüğü politika geliştirme çalışmalarında bizlere katılmanızı ve destek olmanızı siz dostlarımızdan önemli rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle önümüzdeki dönemde, bunu burada ilk defa açıklıyorum, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde Türkiye ve dünyadaki seçkin bilim insanlarını oluşan Türkiye Cumhuriyeti Bilim Teknoloji Danışma Kurulu'nu oluşturacağız. Bu danışma kurulunda çeşitli konularda ve değişik ülkelerdeki bilim insanlarımızı çalışmalarımıza dahil etmeyi planlıyoruz. Bu konuda gerekli hazırlıkları yapma talimatını Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere vermiş bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde 1960'ta Kennedy'nin meşhur bu 10 yılın sonunda biz Amerika olarak Ay'a insan götüreceğiz ve geri getireceğiz diye ortaya koyduğu ve bütün Amerika'nın bunun için seferber olup 10 yıl daha bitmeden 1969'da ulaştığı hedef gibi Türkiye'nin de büyük hedefler koyacağı, vizyon projeleri ortaya koyacağı bir dönem olacaktır. Bu hedeflerin nasıl şekilleneceği ve bu hedeflere nasıl varılacağı konusunda siz bilim insanlarımız hangi ülkede olursa olun bize katkıda bulunmanız için mekanizmalar oluşturuyoruz. Bu da onlardan birisidir. Ve bu çalışmalara artarak destek vereceğinize inanıyorum ve sizlere bu konuda çağrı yapıyorum. Sözlerime son verirken siz değerli dostlarımızı tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Bilim, teknoloji, daha adil, müreffeh, mutlu kalkınmış bir Türkiye ve dünya için yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum. Birlikte ve çok yakın olarak çalışma arzumuzu tekrar dillere getiriyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.